Merhaba arkadaşlar, bugün çok lezzetli ve çok etkili güneş lekelerinden kurtarıcı bir maske yapıyoruz. Çilek maskesi yapıyoruz. Yoğurt kullanacağım, aynı zamanda mümkünse ev yoğurdu doğal. Ve bir de limon kullanacağım. Bu 3 malzemeyle etkili güneş lekesi giderici tarifime geçelim. Pratik bilgiyi de paylaşayım istiyorum. Çilek saplarını çıkartmak için pipet kullanırsanız çok daha basit bir şekilde çıkartmış olursunuz. Çocuklarınıza güzel sunumlar hazırlayabilir veya reçel marmelat yaparken bu şekilde kolayca saplarını ayıklayabilirsiniz. 3 tane çileğimi yıkadım, saplarını çıkarttım ve bunu ezeceğim. Çilek C vitamini ve salisilik asit açısından zengin olduğu için cildimizi ölü hücrelerden arındırıyor. Aşırı sebum salgılanmasını engelliyor. Bu da ne demek? Gözeneklerimizi temizliyoruz. Yani içerisindeki o yağ kirpisi atıyoruz. Bu da akne, siyah noktaların giderilmesine oldukça güzel etkiler ediyor. İçerisindeki yüksek vitaminler sayesinde de cildimizi onarıyoruz, pürüzsüz hale getiriyoruz. Başka bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı yoğurdu aktarıyorum. Üzerine de ezdiğim çileklerimi döküyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. Şimdi geldi limon suyumu eklemeye. Ben böyle küçük bir aparat kullanıyorum. Limonun suyunu almak çok daha basit oluyor. 1 tatlı kaşığı limon suyunu yoğurtlu çilek karışımıma ekliyorum. Bu aparatla kullanım gerçekten çok basit. Ağzını kapatıp buzdolabına koyuyorum. İstediğim anda tekrar kullanabiliyorum. Şimdi maskem hazır. Tekrardan karıştırıyorum. Ve maskem hazır. Şimdi bunu cildime uyguluyorum. Temiz cildime bir fırça yardımıyla veya ellerinizle maskeyi güzelce sürün. Göz altlarınıza yakın girmeyin. İçerisinde limon var. Dokuya zarar vermeyelim. Ama boyun ve dekolte bölgesine rahatlıkla sürebilirsiniz. Bu arada maske lezzetli bir maske. Yenilebilir bir maske. Zamanı iken de çilek maskesini siz de mutlaka deneyin. Ellerinize de sürmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. El bakımı da çok önemli biliyorsunuz. Maskeyi sürdükten sonra etkiyi artırmak adına o peeling yapabilmek için 3-4 dakika sonra masaj yapıyorum ve öyle bekliyorum. 20 dakika sonra yüzümü yıkıyorum ve nazikçe kuruluyorum. Ve ilk uygulamadan itibaren güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendi hazırladığınız doğal bir kremle son aşamayı yapıyoruz. Güzelce nemlendiriyoruz cildimizi masaj yaparak. Bu maskeyi haftada 2 kere kullanabilirsiniz. Özellikle güneş lekeleriniz varsa süper olur. Kapatın, bir hafta buzdolabında saklayın. Bir hafta içinde bitirin. Şimdi yeni bir maske. Ne? Diş bakımı kalan maskeyi dilerseniz diş temizliği için de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay kaşığı dolusu karbonat ilave edip diş macunu eklerseniz dişlerinizi beyazlatmada çok etkili bir maske tarif elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ama içerisine karbonat ekledik. Çok sık kullanmayacağız bunu. Haftada bir kere kullanacağız. Diş minesine zarar vermek istemiyoruz. Ben hemen ellerimde göstereyim istiyorum. Bu arada bunu yüzümde kullanabilir miyim derseniz, biraz yakıyor, ben onu da denedim. Ellerimde bile hemen yanma oldu ama ellerimi çok güzel beyazlattı. Ben beyaz tenli olduğum için belki sonucu çok net göremeyebilirsiniz. Ama ben çok net hissettim. O yüzden eğer böyle cildinizde lekeler varsa küçük uygulamalar da yapabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz ama özellikle dişler için çok ferahlatıcı, çok güzel etkiler elde etmenizi sağlıyor. Bembeyaz yapıyor dişleri. İşte bu kadar. 2 tane tarif paylaştık. Umarım güneş lekelerinizden ve o sararmış dişlerden siz de kurtulursunuz, dener ve memnun kalırsınız. Altta da değerli yorumlarınızı yazarsınız. Başkalarına da fikir vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.